KPSS empüçleri, tarih, önemli noktalar, Osmanlı Devleti, dağılma devri. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda elindeki mevcut toprakları korumak için uyguladığı denge politikasını ilk kez İngiltere ve Rusya'nın yardımıyla kime karşı kullanmıştır? Fransa. Osmanlı Devleti'nden 1812 yılında Bükreş Anlaşması ile imtiyaz, 1828 yılında Edirne Anlaşması ile özerklik, 1878 Berlin Anlaşması ile bağımsızlık elde eden devlet hangisidir? Sırplar. 1830 yılında Osmanlı Devleti'nden ayrılan ilk Kuzey Afrika Devleti hangisidir? Cezayir. 1789 Fransız İhtilali'nin etkisiyle Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlık elde eden ilk devlet hangisidir? Yunanistan. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında imzalanan hangi anlaşma ile ilk kez Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır? 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı sırasında İngiltere ile imzalanan tekel uygulamasının kaldırıldığı, ithalat vergilerinin düşürüldüğü, Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın açık pazarı haline getiren, hatta yarı sömürgesi haline dönüştüren anlaşma hangisidir? 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi. Rusya'nın 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması ile Osmanlı Devleti üzerinde elde ettiği haklar Avrupalı devletler tarafından hangi anlaşma ile sona erdirilmiştir? 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi. Osmanlı Devleti Abdülmecit zamanında ilk dış borcu hangi savaş sırasında İngiltere'den almıştır? Kırım Savaşı. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda imzaladığı hangi anlaşma ile galip geldiği halde mağlup devlet konumuna düşmüştür? 1856 Paris Anlaşması. Mithat Paşa liderliğinde yeni Osmanlılar Balkan bunalımı sırasında toplanan hangi konferans sırasında meşrutiyeti ilan ederek parlamenter sisteme geçiş yapmıştır? 1876 Tersane Konferansı. Osmanlı Devleti hangi anlaşma ile bir Avrupa devleti sayılmış ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştır? 1856 Paris Anlaşması. Ermeniler ile ilgili bir madde ilk kez hangi resmi anlaşmada yer almıştır? 1878 Berlin Anlaşması. 19. yüzyılda Yunanistan'a katılmak isteyen Girit Rumların isyan etmesi, Avrupalı devletlerin bu duruma müdahale etmesi üzerine 2. Abdülhamit döneminde bölge halkına vergi muafiyeti ve özerklik bahsedilen belge hangisidir? 1878 Halep Fermanı. 1897'de Girit'i topraklarına katmak için adayı işgal eden Yunanistan'a karşı 2. Abdülhamit döneminde yapılan ve Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanan savaş hangisidir? Tomeke Meydan Muharebesi. 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Almanya ile yakınlaşmasını bahane ederek Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasını terk eden İngiltere'nin ilk işgal ettiği yer neresidir? 1882 Mısır. 1876 Tersane Konferansı, 1877 Londra Konferansı'nda Avrupalı devletlerin aldığı kararları kabul etmeyen Osmanlı Devleti hangi savaşa başlamak zorunda kalmıştır? 93 Harbi. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda anayasallaşma sürecini başlatan ve tamamlayan belgeler hangileridir? Tanzimat Fermanı ve Kanuni Esasiye. Osmanlı Devleti'nde padişahların yetkilerini ilk kez yasayla sınırlandıran belge hangisidir? 1839 Tanzimat Fermanı. 1840 yılında basılan ilk Osmanlı kağıt parası olan KİM hangi padişah döneminde bastırılmıştır? Abdülmecit. 1864 yılında şeriat ve ticaret dışındaki hukuk ve cinayet davalarına bakmak amacıyla kurulan Nizamiye Mahkemeleri hangi padişah döneminde açılmıştır? Abdülaziz. 1868-1875 yılları arasında hazırlanan fıkıh kurallarına dayalı ilk medeni kanun çalışması olan Mecelle, Abdülaziz döneminde kimin başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından hazırlanmıştır? Ahmet Cevdet Paşa. 1868'de Fransız modeli temel alınarak hükümet ve kişiler arasındaki uyuşmazlıklara bakmak için kurulan Şurayı Devlet, günümüzde hangi kuruluşun temelini oluşturmaktadır? Danıştay. Osmanlı tarihinde diplomatik amaçla Avrupa seyahatine çıkan ilk padişah kimdir? Abdülaziz. 1870'te Theodor Kassab tarafından çıkarılan
İlk Osmanlı Mizah Dergisi'nin adı neydi? Diyojen. 1867'de Tuna Valisi Mithat Paşa tarafından oluşturulan memleket sandıkları 1888 yılında 2. Abdülhamit döneminde hangi bankaya dönüştürülmüştür? Ziraat Bankası. 1865 yılında yetim Müslüman çocuklarının eğitimi için Abdülaziz döneminde açılan kurumun adı nedir? Darüşşafaka. Her 50 bin kişiden bir üye seçilmesi, seçimlerin 4 yılda yapılması, 2 dereceli seçim sisteminin mevcut olması, seçme yaşı 25, seçilme yaşının 30 olması hangi belgede yer almaktadır? Kanuni Esasi. 1883 yılında Osman Hamdi Bey tarafından 2. Abdülhamit'in emriyle açılan Güzel Sanatlar alanında öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan okulun adı nedir? Sanayi Nefise Mektebi. Osmanlı Devleti'nde yaşlı, sakat, kimsesiz ve yardıma muhtaç insanlar için 1895 yılında kurulan Darül Acize hangi padişah tarafından kurulmuştur? 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamid'in Meclisi Mebusan'ın fesh etmesi üzerine 20 Mayıs 1878 tarihinde Çırağan Sarayı'na baskın düzenleyerek 5. Murat'ı tahta çıkarmak için mücadele veren Beşiktaş Karakolu amiri Hasan Paşa tarafından başına vurularak öldürülen Jön Türk kimdir? Ali Suavi. Türk modernleşme tarihinde çift parlamentolu demokrasi hangi yıllarda uygulanmıştır? 1876-1961. Kanuni Esasi'de yer alan padişah istediği kişiyi sürgüne gönderebilir, padişah meclisi açma kapama hakkına sahiptir maddeleri hangi yılda yapılan düzenlemeyle kaldırılmıştır? 1909. Meclisi Mebusan'da ömür boyu görev yapan Ayan Meclisi üyelerini padişah seçer hükmü hangi belgede yer almıştır? Kanuni Esasi. 1851'de ilk anonim vapurculuk şirketi olan şirketi Hayriye hangi padişah zamanında kurmuştur? Abdülmecit. Hayriye şirketi Abdülmecit zamanında kuruluyor. 1851 yılında dil ve tarih alanında çalışma yapmak ve ders kitaplarını yazmak için Abdülmecit döneminde kurulan ancak 1861 yılında dağıtılan kurumun adı nedir? Encümeni Danış. 1847'de Abdülmecit döneminde ilk Osmanlı Bankası olan Banka der Saadet'in kurulması ancak bankanın kapanması üzerine İngilizlerce kurulan 1930'da Merkez Bankası kuruluncaya kadar para basma hakkına sahip olan bankanın adı nedir? Banka Osmani. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim tebaadan alınan cizye vergisi ilk kez hangi belgeyle kaldırılmıştır? 1856 Islahat Fermanı. Osmanlı Devleti'nde idari alanda memur yetiştirmek amacıyla 1859 yılında açılan okulun adı nedir? Mülkiye. Osmanlı Devleti'nde müslimlerin vergi vermek şartıyla Osmanlı ülkesinde mal, mülk, toprak sahibi olmalarına başlamalarına izin veren ilk belge hangisidir? Islahat Fermanı.